Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 2021 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, oldukça güçlü, zor, kısıtlayıcı ve baskılı geçen bir 2020'den sonra hepimiz 2021'i merakla ve umutla bekliyoruz. Evet, 2021 2020 ile kıyasladığımızda farklı gezegen hareketlerinin içinde barındıran, enerjilerin değiştiği bir yıl. Ama tabii kendi içinde de yine e, zorlukları, stresleri e, barındıracak bir yıl. Özellikle Oğlak Burcu'ndaki gezegen, gezegen gruplaşması sevgili yengeçler sizin için çok zordu 2020'de. Bu açıdan baktığımızda Satürn'ün artık Bur Oğlak'tan ayrılmış olması, Jüpiter'in de Oğlak'tan ayrılmış olması e, büyük oranda bir rahatlama getirecek. Ama halen daha Plüto Oğlak Burcu'nda, Burcu'nuzun karşısında hareketini devam ettiriyor ve 2025'e kadar da Oğlak burcunda olacak. Yıllık yorumlarda özellikle Satürn ve Jüpiter'in transitleri çok önemlidir bizim için hem dünya üzerinde toplumsal yapılarda hareketleri şekillendirir, hem de bireysel hayatlarımızda da kuracağımız yapılar bakımından ya da gelişim fırsatları bakımından önemlidir. Bu yıl Satürn ve Jüpiter Kova burcunda ilerleyecek. Hemen yıl önce 21 Aralık 2020'de biliyorsunuz e, Kova burcunun sıfır derecesinde Satürn ve Jüpiter'in büyük kavuşumu vardı ve bu tesir tabii ki 2021 e önemli ölçüde etkiliyor. 2022'de de bu e, Satürnün Kova burcundaki hareketi devam edecek. Satürn Kova burcunda 23 e, e, 2023 Mart ayına kadar ilerleyecek. Jüpiter ise 2021'de Kova burcunda olacak. Evet, Jüpiter şans gezegeni, bereket gezegeni hayatımıza gelişim imkanları getiriyor, fırsatlar getiriyor, maddi manevi şanslı bir etkisi var sizin haritanızda 8. evde ilerleyecek ve Satürn de 8. evde ilerleyecek. Satürn daha çok yapılarla ilgili, düzenlemelerle ilgili, sistem oluşturmakla alakalı. 8. ev konularınızın özellikle çok önemli olduğunu söyleyebiliriz yıl geneline baktığımızda. Bunlar neler? Bunlar biraz daha tabii finans ve ekonomi ile ilgili konuları da içeriyor. Özellikle hisseli paralar, finansal paylaşımlar, borç alacak dengesi, ödemeler, faturalar, kredi konuları, vergi konuları, sigorta gibi konular, miras, nafaka gibi konular ve benzeri kavramlarda. Bir yandan evet şanslarınız, gelişim imkanlarınız var. Bazı sorunlarınızı mesela çözebilir, yeniden yapılandırabilirsiniz. Satürn zaten burada kısıtlamalar getiriyor, bazı hayatınızda yeni disiplinler getiriyor. Ama var olan sorunları çözmek için de size daha bir kararlı tavır getirebilir Örneğin borçların yapılandırılması olabilir bu yeni uzun vadeli bir kredi almak olabilir e veya bir sigorta yapılandırması olabilir e miras ya da nafaka gibi uzun vadeli gelirlerinizle ilgili önemli gelişmeler olabilir eşinizin kaynakları partnerinizin ortağınızın işbirliklerinden gelen e parasal kaynaklarınızla ilgili önemli yapılandırmalar olabilir. Evet, tüm bunlar biraz da bireysel haritalarımızla alakalı. Ee, özellikle tabii e, bu etki sabit burçlarda olacağı için bireysel doğum haritalarınıza lütfen bakınız sevgili yengeçler. Kova, aslan, boğa, akrep gibi burçlarda eğer gezegenleriniz varsa o zaman bu tesirler sizin için çok daha güçlü, etkili olabilir. Jüpiter 13 Mayıs'a kadar Kova burcunda hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bu anlamda kaynaklar anlamında rahatlamalar getirebilir size hemen yılın başlarıyla beraber 13 Mayıs'ta 28 Temmuz anlamında arasında Jüpiter'in balık burcuna geçişi var bu yıl kısa bir süre yaz aylarında Jüpiter balık burcunun ilk derecelerinde ilerleyecek. 28 Temmuz'dan sonra tekrar kova burcuna dönüyor ve yıl sonuna kadar kovada kalacak. Aslında Jüpiter 2022 yılı boyunca balık burcunda olacak. Ve Jüpiter balıkta çok güçlü. Sizin haritanızda da Jüpiter'in kendi evi, 9. ev, kendi burcunda bir geçiş. Kuşkusuz 13 Mayıs ile 28 Temmuz aralığında size çok keyifli bazı destekler getirebilir. Şanslar, fırsatlar getirebilir. Bazı sorunlardan kurtulma, biraz rahatlama, nefes alma, Hayata daha iyimser bakma, özgüveninizin artması gibi fırsatları getirebilir. Bol bol seyahat edebileceğiniz bir yaz aslında. Özellikle yurt dışı konularında da şanslarınız var. Eğitimle ilgili konularda, akademik konularda da bazı güzel kısmetler yaz döneminde getirebilir. Özellikle sınava girecek olan yengeçler bu anlamda daha şanslı olabilirler bu yaz aylarında. Sevgili yengeçler, Uranüs bu yılda da Boğa burcunda ilerleyecek ve Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi. Kova burcu ile yapacağı kare açı nedeniyle 2020'nin en güçlü gezegen hareketlerinden biri olacak. Kolektif alanda tesirleri daha güçlü. Satürn düzen kurmakla alakalı, sistemlerle alakalı, sorumluluklar ve disiplinlerle ilgili. Uranüs ise değişim gezegeni, isyan gezegeni, baş kaldıran bir gezegen. aslında tüm dünya üzerinde düzene karşı gelme, isyan etme hareketlerini çok e, yoğun görebileceğimiz bir yıl 2021. Toplumsal hareketler, halk hareketleri, e, otoriteye karşı gelme gibi durumları e, yoğun bir şekilde görebiliriz. Bireysel hayatlarımıza da tabii ki haritalarımıza etkisiz e, orantısında tesiri olabilir bunun. Uranüs sizin haritanızın 11. evinde olacak. 8. evinizdeki Satürn'e kare açı yapacak. Yıl genelinde bu etkili bazı dönemler etki artabilir özellikle tam derece açı yaptığı dönemler etkisini daha yoğun hissedebiliriz Şubat ayı Haziran ayı ve Aralık ayında Uranüs Satürn karesi daha güçlü bir şekilde bizi etkileyebilir hangi Peki hayatınızın hangi alanlarında bu stresi hissedebilirsiniz daha çok para konularında borçlanmalara dikkat edin yatırımlara dikkat edin risk almamaya çalışın süre gelen Kazançlarınız gelir gider dengenizde de Uranüs etkisi bazı sürpriz değişimler yaratabilir ya da bir anda beklenmedik bazı kırılmalara yol açabilir. Özellikle e, parasal konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra ilişkiler anlamında e, aşk hayatımız olabilir bu, arkadaş ilişkilerimiz olabilir. E, bir anda Ani dürtüsel tavırlarla hani ilginç ilişki dinamikleri gündemde olabilir. O yüzden yıl genelinde bu tarz duygulara biraz dikkat edeceğiz. Çok fevri davranmamak gerekiyor. İlginç tanışmalar da olabilir. Sosyal hayatımızda ait olduğumuz bir arkadaş grubunda örneğin bir anda bir huzursuzluk çıkabilir. Bir anda arkadaşlıklarda bir kopma, bir ayrışma olabilir. Ki bunlar belki işle bağlantılı hani mali birliktelikler. İş iş ilişkileri de olabilir. Tüm bunlarda Uranüs Satürn karesi yıl genelinde dönem dönem artı, artabilecek şekilde bazı stresleri hayatımıza taşıyabilir. Sizin için de özellikle para konularında çok risk almamak gerekiyor. Daha güvenli hareket etmek gerekiyor. Borçlanma ve yatırım dinamiklerini özellikle spekülatif piyasalara ee, daha belki tedbirli bir şekilde yaklaşmak gerekiyor sevgili yengeçler. Sevgili yengeçler bu yıl ay düğümlerimiz ikizler yay aksında olacak. Astrolojik anlamda kadersel etkiler. Ay düğümleri geçişleriyle ilgilidir ve tutulmalar da Ay düğümlerinde meydana gelir. Bu yıl tutulmalarımız e, ikizler ve yay burçlarında yaşayacağız. 26 Mayıs'ta yay burcunda bir Ay tutulmamız var. 10 Haziran'da ikizler burcunda Güneş tutulmamız olacak. Sizin 12. ve 6. evlerinizde olacak. Bu ne demek? Hayatınızda e, günlük hayatınız, düzeniniz, alışkanlıklarınız, genel sağlığınızla ilgili alanlarda bazı yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz. Kuzey düğüm daha destekleyici, yenilikler anlamında. Güney düğümse geçmişten gelen bazı tesirleri artık belki bırakmamız gerektiğini işaret ediyor. Bu anlamda beslenme düzeninizde bazı değişimler yapabilirsiniz. Belki çalışma düzeninizi şöyle bir gözden geçireceksiniz. İş alanlarınızda özellikle çalışan, mesleği olan yengeçler çalışma saatleri, çalışma düzenleri olabilir. Buralarda bazı düzenlemeler yapacaklar bu süreçler içerisinde. Sizin için ne gerekli ne gereksiz şöyle bir ayrıştırılabileceğiniz bir yıldasınız aslında. Bütün bunlar için bazı tetikleyici unsurlar da olabilir. Ne olabilir? Hani sağlığınızla ilgili bir konu gündeme gelebilir. Örneğin veya iş hayatınızla ilgili sizi finansal olarak da etkileyebilecek bir gelişme olabilir. Hani bir işten çıkma, bir ayrılma, değişim gibi. Bunlar doğal olarak bir alışkanlığınızda, bir günlük rutinlerinizde düzenlemeler getirebilir. Sağlığınızla ilgili bir sorun yaşadığınızda zorunlu olarak belki beslenmenizi değiştireceksiniz. Bazı alışkanlıklarınızı hayatınızdan çıkaracaksınız. Belki çok işkoliksiniz, biraz dinlenmeye zaman ayıracaksınız. Sizin için gerekli olan, sizin için yararlı olan neler varsa bunları hayatınıza daha fazla taşımaya çalışacaksınız. Yani bunlar zorunlu olarak bir şekilde tetiklenmeler şeklinde. Hani bu bir hastalık, bir sağlık olabilir veya işle ilgili, düzeninizle ilgili bir konu olabilir, hayata geçebilir. Yardım aldığınız kişiler, yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişilerle de ilgili e, hayatınızda böyle bazı yeniliklerin olabileceği bir dönem. Belki bir yardımcınız işe başlayacak ya da uzun yıllardır size destek veren işte çocuklarınıza hizmet veren bir kişi evinizi temizleyen bir kişi ya da bir asistanınız işten ayrılacak gibi Bunlar da hayatınızda bazı değişimleri yenilikleri getirebilir evcil hayvan edinebilirsiniz Örneğin veya evcil hayvanlarınız var onlarla ilgili konular Belki bu yıl bazı dönemler sizi daha fazla etkileyebilir Evet tutulma dönemleri 26 Mayıs 10 Haziran yaz tutulmalarımız 19 Kasım 4 Aralık'ta kış ayındaki tutulmalarımız olarak aralarında 6 ay var. Zaten her tutulma en az 6 ayı şekillendiriyor. Bunlar büyük planda. Bu yıl genelinde sizi etkileyebilecek daha kadersel etkiler, gelişim imkanlarınızı lütfen gözden kaçırmayın. İkizler Burcu tutulmaları özellikle 10 Haziran'daki tutulma bu anlamda size önemli farkındalıklar getirebilir. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz. Şöyle bir hayatınızda Yaratıcı süreçlerinize de önemli açılımlar meydana gelebilir. İş hayatınızda yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Yalnız başınıza yapabileceğiniz bazı hazırlıklar, bazı çalışmalar için örneğin belki bir şeyler yazmaya karar vereceksiniz ikizler tutulmasında ve bunun için biraz daha bir inzivaya çekilebilirsiniz yaz döneminde yazabilirsiniz. Yaratıcı işlerinizle uğraşabilirsiniz. Bir hazırlık dönemi gibi değerlendirebilirsiniz aslında bu dönemi. E, Jüpiter'in de yaz aylarında balık burcundaki geçişi bu dönemde size yaratıcılık anlamında çok önemli destekler de sağlayabilir. Yurt dışı ile ilgili konularda da özellikle Haziran ayında uluslararası alanlarda da bir seyahat, bir tatil, bir gezi de olabilir bu. E, bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir sevgili yengeçler. Sevgili yengeçler, yılın Son ayında sizin için önemli bir gezegen hareketimiz olacak. Venüs 26 derece oğlak burcunda 19 Aralık'ta gerilemeye başlayacak. Aslında yılın son 10 gününde tesirli ama 2022'nin ilk ayların ilk günlerinde de bu retro hareket devam edecek. Venüs ilişki evinizde olduğu için ve retrosunu da bu alanda yaptığı için yılın son ayı belki Aralık ayı ilişki dinamiklerinize daha fazla vurgu yapıyor. Retro biraz hani güncel ilişkileri e, sorgulamanıza neden olabilir geçmişle geçmişle bağlantılı ilişki dinamiklerinizin hayatınızda etkisi artabilir. Geçmiş eş, geçmiş ortak, geçmiş arkadaş yani geçmişten gelen kişiler ya da ilişkilerle ilgili biraz daha belki uzun vadeli konu ve kavramlar özellikle Aralık ayında sizin için çok daha gündemde olabilir, belirleyici olabilir sevgili yengeçler. Evet 2021'i şöyle bir gözden geçirirsek, kısaca toparlarsak 2021, 2020'ye göre büyük oranda üzerinizdeki baskıların azalabileceği bir yıl. Ama tamamen tabii ki her şey sona ermiyor. Aslında 2021 kendi içerisinde yeni bir düzen oluşturma anlamında çok önemli yıllardan birisi. Kolektif alanda önemli gelişmelerle karşılaşabiliriz. Toplum düzeni, toplum yapıları, ekonomik sistemler buralarda önemli gelişmelerin olabileceği bir yıl. Sizin için özellikle borçlanma ekonomik konuları, finans konuları, yıl genelinde daha sorumlu davranmanız gereken konular. Evet, süre gelen bazı finansal problemleri daha rahat ele alabilir, çözümleyebilirsiniz. Bir borcun ödenmesi, bir verginin yapılandırılması gibi örneğin. Bunun yanı sıra uzun vadeli borçlanmak ya da uzun vadeli bazı gelir imkanları anlamında bu nafaka gibi bir ödeme olabilir, bir miras konusu olabilir. Yani çalışmadan gelebilecek kaynaklar anlamında da önemli yapılandırmaların olabileceği bir yıl. Buna rağmen yıl genelinde parasal konularda gerek harcarken, gerek borçlanırken, gerek yatırım yaparken risklere dikkat edelim. Çünkü beklemediğimiz sürprizler de her an finans alanında etkili olabilir. Bütçemizle ilgili tesirleri olabilir. Spekülatif piyasalara da yıl genelinde biraz daha temkinli yaklaşalım. Bu yıl genel olarak günlük hayatımız, genel sağlığımız, iş düzenimiz buralarda bazı yenilikler yapabiliriz. Sağlık konularında sorunlarımız varsa bunların daha görünür hale gelebileceği şifa ve tedavi yolları bulabileceğimiz veya iyileşmek adına ya da sağlığımızı daha da iyileştirmek adına ya da günlük hayatımızın kalitesini arttırmak adına radikal kararlar verebileceğimiz bir yıl. Önemli farkındalıklar elde edebiliriz. Günlük hayatımızın düzeninde ve alışkanlıklarında bu beslenme olabilir, çalışma saatleri olabilir, spor olabilir, tüm buralarda radikal kararlar alıp, önemli adımlar yapabileceğimiz bir yıl sevgili yengeçler bazı sağlık konuları da Evet yıl genelinde gündeme gelebilir şifa amaçlı bir operasyon bir ameliyat olabilir ya da dediğim gibi e, uzun süreli bir tedaviye başlayabilirsiniz veya alışkanlıklarınızı değiştirme anlamında önemli hareketlerde bulunabilirsiniz bunların hepsi Aslında sizin hayatınızı ve sağlığınızı genel olarak daha da güçlendirmek iyileştirmek adına önemli görünüyor bunlara yıl genelinde dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki tüm yengeçler aynı şekilde etkilenmeyecek. Bu yıllık bir video olduğu için çok genel yorumlardan bahsediyoruz. Önemli olan sizin kişisel doğum haritanız. Yıl genelinde her zaman olduğu gibi günlük, haftalık Aylık videolarımızda daha ayrıntılı bilgilerde vereceğiz ve siz tüm gelişmeleri yıl genelinde kişisel doğum haritanıza göre takip edebilirsiniz sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, tüm dileklerinizin gerçek olacağı bir yıl diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.